Fatih Altaylı 11 Ağustos 2024 fatihaltayli.com.tr Varan 1. kime var kime yok. Artık hiç şüphem yok. Kesin eminim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizimle dalga geçiyor. Kafa buluyor, eğleniyor. Aksi mümkün değil. Her konuşması, her açıklaması çok net bir alay etme operasyonu ve muhtemelen evde yani saraylarında oturup tepkilere bakıyor ve ailece kıs kıs gülüyorlar. Mesela Paris'te İstanbul ve İstanbul'un olimpiyat adaylığı tanıtımı için birkaç günlüğüne bir yer kiralayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve yine voleybolcu kadınlarımızın maçlarına giden CHP'yi eleştiriyor, müsriplikle suçluyor. CHP'li ekip Paris'te biraz uzun kalmış olabilir, ona bir şey diyemem de müsriflik suçlaması gerçekten komik oluyor. Muhalefetin yönetimindeki belediyeye SGK'ya ödemeye para yok ama Paris'e gitmeye para var diyen bir Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir Boeing 747, bir Airbus A340, bir Airbus A330, bir Airbus A319'la giden ve ayrıca sanki Amerika New York'taki daimi temsilcimizin ya da Washington büyükelçimizin zırhlı makam otomobilleri yokmuş gibi askeri kargo uçağıyla makam aracı filosu götürürken ve tüm yabancı ülke gezilerini benzer bir şatafatla yaparken kendisine para var ama emekliye, asgari ücretliye para yok denilmesini ya göze alıyordur ya da dalga geçiyordur. Daha önce burada yazdığım gibi senede birkaç gün kalınan Gökovadaki devasa yazlık saraya, hiç gidilmeyen Ahlat'taki kışlık saraya, her yıl milyarlar harcayan ve kışlık saraydan bahsetmemize bile gerek olmayan bir devdebenin sahibi olimpiyat tanıtımı için 200 bin euro harcanmasını israf olarak tanımlıyorsa, SGK'ya yok, ilaca yok ama size var denmesinden ya çekinmiyordur ya da emin olun bizimle dalga geçiyordur. Muhtemelen bin küsur odalı evde altın barak duvarlara bakarak kıs kıs gülüyordur. Varan 2. Nal meyvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece israf konusunda dalga geçiyor olsa iyi bizimle her alanda kafa buluyor. Paris Olimpiyatları Türkiye'nin yüz küsur yıllık olimpiyat tarihindeki en başarısız olimpiyatlardan biri. Türkiye modern olimpiyatlar tarihinde hiç bu kadar başarısız olmadı. Madalya sıralamasında 61.yiz. 1996 Atlanta'yı 19, 2000 Sidney'i 26, 2004 Atina'yı 22, 2008 Pekin'i 42, 2012 Londra'yı 46. 2016 Rio'yu 41, 2020 Tokyo'yu 35. sırada tamamlamışız. Paris'te ise tek bir altın madalya bile alamadan 61. sıradayız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp sporda yaptığımız yatırımların meyvesini topluyoruz diyor kasıla kasıla. Hal böyleyken yakın ve hatta uzak tarihimizin en berbat olimpiyat sonuçlarını alırken bu üzücü durumu meyve toplamak olarak adlandırıyorsa bizimle kesinlikle dalga geçiyor ve saraylarında oturup kıs kıs gülüyorlardır. Çünkü toplanılan şeyin meyve değil, nal olduğu çok açık. Ya da daha korkunç bir ihtimal daha var. O da Cumhurbaşkanı'na gerçek durum hakkında bilgi verilmiyor ve olimpiyatlarda çok başarılı olduğumuz söyleniyor olabilir. Böyle bir durumda bizimle dalga geçiyor olmasını tercih ederim. Spor telefonla desteklenmez. Olimpiyatları 61. sırada tamamlamamızı eleştirmek başka bir şeydir. Burada Türkiye'yi temsil eden sporcularımızı kutlamaksa başka bir şeydir. Tüm sporcularımıza alanlarında gümüş, bronz madalya alan ve hatta ilk 10'a, ilk 20'ye giden tüm sporcularımıza teşekkür borçluyuz. Kolay değildir dünyada herhangi bir dalda, herhangi bir alanda, herhangi bir meslek grubunda ilk 2, 3, 4 hatta ilk 10 arasında olmak. Büyük bir özveri, azim, çalışma ve adanmışlık gerektirir. Bu yüzden de orada ilk sıralarda yer alan, hatta barajı aşarak katılma başarısı gösteren tüm sporcularımıza minnettarız. Benim eleştirim sisteme. Sporda bir sistem kuramayanlara. 80 milyonluk ülkede başarılı sporcu çıkmasını 3-5 gencin ve onların ailelerinin özverilerine bırakanlara. Takımları, sporları ve sporcuları bile kutuplaştıranlara bir takımı kutlarken bile takım içinde ayrımcılık yapanlara, sporu ülkede ve eğitimde bir olmazsa olmaz haline getirmeyenlere, bir yaşam biçimine dönüştürmeyenlere. Paris'te pek çok farklı branşta federasyon yöneticileri, federasyon temsilcileriyle karşılaştık. İktidarın federasyonlarda partizanlığını görünce bu başarının bile mucize olduğunu anlıyorsunuz aslında. Biz bu duruma sebep olanlara kızıyoruz. Bu iktidara rağmen mucizeyi gerçekleştirenlere değil. Spora destek, başarı kazanan sporcuya telefon açmakla olmaz. Bunu anlamayacak kafalarla hiç olmaz. Ne zaman insan oluruz? Sporu sevmeyenler sporda başarı beklemediği zaman. Fatih Altaylı